Merhaba sevgili Pazar Web TV dostları, ben Lütfü Kobal, sizlerle birlikteyim. Hayırlı akşamlar, saatlerimiz 22.15. Evet, sizlere Rize Pazar'dan sesleniyoruz, Web TV'den sesleniyoruz. Aynı zamanda deneme yayınlarımız da devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda stüdyodan sizlere seslenmeye devam edeceğiz değerli dostlar. Evet, ses ve yayın kontrolüne bakıyoruz şu anda. Herhangi bir seste herhangi bir evet, bir aksilik var mı diye şu an sanırım herhangi bir aksilik yok. Evet, dediğimiz gibi sizlere Pazar Web TV'den sesleniyoruz. Günün gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tabii ki evet, Pazar Belediyesi'nden de imkanlar doğrusunda yer bekliyoruz inşallah. O tabii ki güzelliği de o hizmeti de Pazar Belediyesi'nden evet alacağız sevgili dostlar. Bugün itibariyle evet, Pazar Belediyesi'nin bir çalışması vardı. Hemen onu sizlere iletmek istiyoruz. Evet, bildiğiniz gibi seçim vaatleri içerisinde Pazar Belediyesi'nin bir başka vaati de kaldırımlarla ilgiliydi. Bugün Pazar Belediyesi yetkilileri, zabıtaları kaldırımlarla ilgili çalışmalar yaptılar. Daha doğrusu esnaflarımızı dolaştılar ve esnaflarımıza evet, tek tek ikazlar verdiler. Tabii ki kaldırımları işgal etmeyenlere de evet onlara da teşekkür ettiler ve onlardan da dediğimiz gibi her esnafa yardımcı olmalarını da söylediler. Evet, kısa görüntülerle sizlere baş başa bırakacağız. Dediğimiz gibi evet, seçim vaatleri içerisinde olan etkinlikler ya da vaatler yavaş yavaş gerçekleştirmeye başlanıyor. Bugün itibariyle zabıtalar dolaştılar ve dediğimiz gibi evet, genel itibariyle tek tek ikazda yani tabii ki kaldırımları işgal edenlere ikazda bulundular. Onun için dediğimiz gibi şu an itibarıyla sizlere görüntüleri sunuyoruz. Gördüğünüz gibi evet, bazı esnaflarımız tabii ki evet, maalesef kaldırımları işgal etmiş. Evet, görüntüler de var. Görüyorsunuz görüntüler. Evet, pazardaki evet, kaldırımları tek tek gösteriyor. Gördüğünüz gibi bazı esnaflar çok iyi bir şekilde evet, buna uyarken ama bazı esnafların da evet, bunlara uymadığı görüldü. Tabii ki belediye ekiplerince evet, kendilerine özellikle yazılar verildi ve imzalatıldı. Bunu buradan söyleyelim. Evet, imzada ne vardı? Evet, tabii ki ihlal söz konusu eden esnaflara yönelik imza topladılar. Onlardan imza aldılar. En kısa zamanda işte şu anda arkamızda göreceksiniz. Arkamızda biraz sonra gelecek. Evet, belgelerle imza ettiler. En kısa zamanda kaldırım işgallerine son vermesi gerektiğini evet, duyurdular. Buradan en kısa zamanda tabii ki esnaflarımız da üzerine düşeni yapacak inşallah. Gördüğünüz gibi evet, kaldırımlarımızın bazıları işgal edilmiş, bazıları ise tabii ki işgal edilmemiş, gerekli koşullara uymuşlar. Bu yanlara da belediye ekiplerince, zabıt tamirliklerince, başkan adına ve yetkililer adına, encümen adına, üyeler adına teşekkür edildi. Görüntüleri izliyorsunuz. Evet, kimi esnaflarımız gördüğünüz gibi bunlara uyarken kimi esnaflarımız maalesef tabii ki bu koşullara uymamış, en kısa zamanda buna uyacaklarına inanıyoruz. Her şey pazar için olduğunda bir kez daha vurguluyoruz. Dediğimiz gibi esnaflarımıza işte kaldırım işgalleri düzenlenecek. Dediğimiz gibi bu ikazları verdiler. Yaptılar inşallah en kısa zamanda
esnaflara ihtarlar verildi. Gerekli esnaflara ihtarlar verildi. Bunu buradan vurgulamak istiyoruz. Tabii ki ikazlara uyanlar zaten herhangi bir ihtar almadılar ama ihtar alan özellikle esnaflar vardı. Onlara ihtarlar yazılarla verildi. Bakalım inşallah onlar da güzel pazar için bunlara uyacaklar. Evet. Ve kaldırımlarda çok rahat bir şekilde dolaşacağız. Gördüğünüz gibi kaldırım işgallerini görüyorsunuz. Yine bakalım. Videolar şeklinde de ayrıca tabii ki videolar da var. Gördüğünüz gibi video şeklinde sokakları da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da şu an çekilen videoları sizlere paylaşıyoruz. Evet, kimi esnaflarımız verilen müsaade içerisinde malzemelerini kaldırım üzerine koymuşlarken kimleri ise maalesef ikaza uymamış kaldırımlar olduğu gibi işgal edilmiş. Evet, belediye başkanının tabii ki sözleri içerisinde olan bu kaldırım işgaline son inşallah esnaflarımızın da duyarlı olmasıyla son bulur ve herkes rahat bir şekilde kaldırımlarda onun haricinde öyle diyoruz. Bu çizgileri işgal edenlere de gerekli ikazlarını yaptılar. Tabii ki esnaflardan da istenen görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Kaldırımlar vatandaşa aittir. Kaldırımları vatandaşa terk edin diyorlar. Evet, her şey güzel bir pazar için. Evet, gördüğünüz gibi kimi kaldırımlar tamamen. Bu arada tabii ki esnaflarımızdan reklam desteği de istiyoruz. Evet, Halı Dünyası fabrikadan halka satışlarıyla satışlarına devam ediyor. Buradan duyuralım. Yine Çağataylar var. Bildiğiniz gibi Çağataylar İş Hanı özellikle dediğimiz gibi iş merkezleriyle, daireleriyle, dükkanlarıyla özellikle pazarla yeri halkına hizmet ediyor. Çağataylar İnşaat lüks daireleriyle sizlerle birlikte dağıtıldı. Evet, gördük. Dediğimiz gibi belediye işgal yapan, kaldırım işgallerine yapanlara Çağataylar İnşaat'a teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi görüntüleri izliyorsunuz. Pazar sokaklarından, caddelerinden işgal eden ve etmeyen esnaflarımız var. En kısa zamanda onlar da inşallah kaldırımları vatandaşlara bırakacaklar. Tabii silinmiş sarı çizgiler var. Bu sarı çizgilerin içerisinde olan esnaflara teşekkür ettiler. Ve onlara herhangi bir yazı bırakmadılar. Ama onun haricinde bu çizgileri işgal edenlere de gerekli ikazlarını yaptılar. Tabii ki esnaflardan da istenen sadece gördüğünüz gibi kaldırımlar vatandaşa aittir. Kaldırımları vatandaşa terk edin diyorlar. Evet, her şey güzel bir pazar için. Evet, gördüğünüz gibi kimi kaldırımlar tamamen belediyenin söylemiş olduğu. Evet, dediğimiz gibi inşallah bu kaldırım işgalleri de bir an önce halledilir ve vatandaşlarımız da rahat bir şekilde kaldırımlarda yürürler diyoruz. Sevgili dostlar, dediğimiz gibi bugün belediyemiz tarafından yapılan denetlemeler ve ikazları sizlere ulaştırdık. Evet, en kısa zamanda stüdyomuzdan, güzel geniş stüdyomuzdan sizlere canlı olarak, web TV olarak haberleri, görüntüleri sunacağız. Bizlerle çalışmak isteyenleri de tabii ki bekliyoruz. Bizlere destek olabilirler. Kapımız her zaman güzel şeyler yapmak isteyenlere açık. Bu nedenle dediğimiz gibi bizlerle çalışmak isteyen dostlarımızı, arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Bu nedenle şimdilik
hoşça kalın diyeceğiz. Kendinize iyi bakın, genç kalın. Evet, tabii ki bizlere de destek olun diyoruz inşallah. Dediğimiz gibi her şey çok çok daha güzel olacak. Bunu buradan vurgulayalım. Her şey çok güzel olacak. Her şey pazar için olacak. Hepimiz taşın altına elimizi sokmalıyız. Pazar için güzel şeyler yapmalıyız. Bunu buradan vurguluyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Güzel bir pazar için hepimize görev düşüyor. Bu nedenle hepimiz üzerimize düşen her şeyi yapalım diyoruz. Evet, hoşça kalın, genç kalın. Evet, bizlere destek olursanız güzel şeyler yapacağımızın da inancındayız. Kendinize iyi bakın. Günün gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıntıları gündemhaber.net sitemizden de alabilirsiniz değerli dostlar. Sitelerimiz var biliyorsunuz. Evet, Birlik Haber Ajansımız var. Birlik Haber Ajansımızdan da evet gerekli bilgileri alabilirsiniz. Gündem Pazar.net'ten de haber alabilirsiniz. Hoşça kalın.